Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün işçi havuz problemlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, hiç formülsüz, çok değişik bir şekilde anlatacağız. Siz de dinlerseniz arkadaşlar, çok da kolay bir yöntem. Birlikte bakalım. Şimdi işçi havuz problemlerini arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. 1. Hızlı sorular. 2. Süreli sorular. 3. Şekilli sorular. Arkadaşlar, hızlı sorular şu şekilde: balım denizin 5 katı hızla çalışmaktadır diyor soruda. Şimdi bir tane iş düşünün arkadaşlar. Bu işte balım denizin 5 katı hızla çalışıyormuş. Örneğin deniz 1 hızıyla çalışırken balım da 5 hızıyla çalışıyor. 5 katı. İkisinin birlikte 10 günde yaptığı iş. Arkadaşlar, buradaki 5 ve 1 bunların hızları, güçleri, kapasiteleri ya da birim zamanda yaptıkları iş miktarıdır. Yani bir günde balım 5 birimlik, deniz de 1 birimlik iş yapıyor olsun. Şimdi ikisinin birlikte 10 günde yaptığı işi bulacağız. İkisi birlikte bir günde 6 birimlik iş yaparlar. 5 balım, 1 de deniz, 6 birimlik iş yapıyorlar bir günde. 10 günde de arkadaşlar 6 çarpı 10'dan 60 birim iş yaparlar. 60 ikisinin birlikte 10 günde yapacağı iştir arkadaşlar. Sonra da bu 60 birimlik işi sadece balım yapsın diyor. Balımın hızı da 5 olduğu için sorumuzun cevabı arkadaşlar 12 çıkar. Dediğim gibi hızlı soruları bu şekilde yapacağız. Altına yine bir hız sorusu yazdım arkadaşlar. Ertan Özgür'ün 4 katı hızla çalışıyormuş. Ertan Özgür. Yine Özgür'ün hızına 1 dedim. Ertan'ın hızına 4 dedim. Bir gündeki hızları. İkisi birlikte 9 gün çalıştıktan sonra. Arkadaşlar, ikisi birlikte dediği için 4 ile 1'i topluyorum. 5. 9 gün diyor. 9'da da çarpıyorum. Bir günde 5 birimlik iş yapıyorlar. 9 günde 45 birimlik iş yapıyorlar arkadaşlar. İşin bittiği söylenmiyor. 9 gün çalıştıktan sonra Ertan işi bırakıyormuş. Kalan işi Özgür 35 günde yapıyor. Arkadaşlar, kalan işimiz Özgür yaptığı için, Özgür'ün de hızı 1 olduğu için 35 günde 35 birimlik iş yapar arkadaşlar ve iş bitiyor. Kalan işi Özgür 35 günde bitirdiğine göre diyor. Hızı 1 olduğu için 1 çarpı 35. Ertan bitirseydi arkadaşlar 4 çarpı 35 bu sefer 140 yazacaktık. Dolayısıyla arkadaşlar işimiz 80 birimlik olmuş oldu. Sonra da bu işi Ertan kaç günde yapar diyor. Ertan'ın hızı da 4'tü arkadaşlar. 80'i de 4'e bölüyoruz. Sorumuzun cevabı 20. Gayet kolay arkadaşlar. Şimdi buraya da süreli sorular yazdım arkadaşlar. İşte bir işi Emine, Caner, Beyza tek başlarına sırasıyla 20, 12 ve 10 saatte yapabiliyorlar. Arkadaşlar, sistem yine aynı. Yalnız bunu buna dönüştürürken arkadaşlar, şimdi hızlı sorularda dikkat ederseniz yukarıya değer verip aşağıyı bulduk. Süreli sorularda da tam tersi, aşağıya değer verip yine yukarıyı bulacağız. Sistem yine aynı arkadaşlar. Aşağıya değer verirken süreli sorularda şuradaki saatte yapılan demiş arkadaşlar, şunların oketlerini yazarsak şuraya, yani 60. 60 bunların hepsine bölünür. Arkadaşlar, işimiz 60 birim olursa Emine 20 saatte yapıyormuş bu işi. O zaman Emine'nin saatteki hızı 3 olur arkadaşlar. 60'ı 20'ye bölüyoruz. Sonra 60'ı 12'ye bölerek Caner'in hızını buluyoruz. Sonra da 60'ı 10'a bölerek Beyza'nın hızını 6 olarak buluyoruz. Sistem yine aynı arkadaşlar. Tek farkı, dediğim gibi, hızlı sorularda yukarıya değer verip aşağıyı buluyoruz. Süreli sorularda da aşağıya değer verip yukarıladığı hızlarını buluyoruz yine. Buraya değer verirken de şunlara tam bölünsün diye bunların oketlerini yazıyoruz. Yani buraya vereceğiz. Bir de arkadaşlar, burada 60 verdik. 120 versek sorumuzun cevabı yine aynı çıkar. Burada da mesela 5 katı diyor ya, 5'e 1 verdim. 10'a 2 de versem yine sorunun cevabı aynı çıkar arkadaşlar. Gelelim buraya. Şimdi
İşimiz belli. Hızımız belli. Şimdi söyleneni yapacağız arkadaşlar. Söylenen şu. Üçü birlikte 3 saat çalışsınlar diyor. Üçü birlikte dediği için üçünü topluyorum. 14. 14 üçünün birlikte 1 saatte yaptığı iş. 3 saat çalışacaklarmış. Üçünü topladım 14. 3 ile de çarpıyorum. 42. Arkadaşlar 60 birimlik işin 42 birimini 3'ü birlikte 3 saat çalışarak yaptı. Kalan iş dediği arkadaşlar, kalan iş dediği 18 birimlik iş kaldı. Caner işi bırakıyormuş arkadaşlar. Emine ile Beyza devam ediyorlar. Hızları toplamı 9 olduğu için sorumuzun cevabı arkadaşlar, kalan işi Emine ile Beyza 2 saatte bitirirmiş arkadaşlar. Gelelim alttaki soruya. Yine bir süreli soru yazdım arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Hız soruları, süreli sorular. Burada da şekilli sorulara geçeceğiz. Arkadaşlar süreli sorularda aşağıya değer veriyoruz demiştik. Değer verirken de 15'e, 10'a ve 6'ya rahat bölünsün diyor arkadaşlar. İşimize 30 birim seçiyoruz. Şunların okey arkadaşlar. Şimdi 30'u 15'e bölerek Tevfik'in saatteki hızını buluyorum. 2. 30'u 10'a bölerek Soner'in saatteki hızını buluyorum. 30'u 6'ya bölerek Mustafa'nın saatteki hızını 5 birim olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra isteneni yapacağım. İstenen şu. Bu 3 kişi de kapasitelerini, yani şu 2, 3, 5, bunların demiştik arkadaşlar, hızları, güçleri, kapasiteleri ya da birim zamanda yaptıkları iş. Şimdi bunların arkadaşlar %10'unu bulursak, şunun %10'unu alırken zorlanacağız. Onun için arkadaşlar biraz önce de söylemiştim, bunu istediğimiz alırız demiştik. Arkadaşlar bakın, işimizi 300 alıyorum. Tevfik'in hızı 20 oldu, Soner'in 30 oldu, Mustafa'nın da 50 oldu. Niye böyle yaptık? Çünkü şunların %10'unu rahat alalım diye. Peki arkadaşlar 20'nin %10'u, yani 10'da 1'i 2 yapar. 2 azalırsa hızı, yani yeni hızı ne olacak? 18 olacak. 30'un %10'u 3 yapar. Bu da hızını 27 yaptı arkadaşlar. 50'nin de %10'u 5 yapar. 5 azalttı. Hızı ne oldu? Yok. 50'nin, evet, 10'da 1'i 5 yapar. 45 oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hızlarımızı %10 azalttık. Şimdi diyor ki bu işin 5'te 4'ünü, yani işin de hepsi yapılsın istenmiyor. 300'lük işin arkadaşlar 5'te 4'ü yapılsın diyor. 300'ün 5'te 4'ü de arkadaşlar 240 yapar. Yani bu işin de 240 birimi yapılacak. Bu 240 birimlik yeri de arkadaşlar 3'ü birlikte yeni hızlarıyla yapacak. O zaman 240'ı neye böleceğiz? Şunların 3'ünün toplamına böleceğiz. Ne yaptı arkadaşlar? 90. Bu da ne yaptı? 8 bölü 3 yaptı sorumuzun cevabı arkadaşlar. Peki. Şimdi burada da şekilli sorularımız var arkadaşlar. Sistem yine aynı arkadaşlar. Şekilli soruda da sistemimiz yine aynı. Dikkat ederseniz hiç formül kullanmadık bakın. Ben bu soruları bu şekilde çözüyorum. Size de tavsiye ederim. Peki gelelim şunlara. Şimdi diyor ki A ve B muslukları boş havuzu tek başlarına sırasıyla 5 ve 4 saatte. Yani arkadaşlar şunu bir havuz düşünelim. Bu havuzu bunlar yokken tek başına 5 saatte dolduruyormuş. Şu 4 saatte dolduruyormuş. C de A ve B yokken tek başına dolu havuzu 10 saatte boşaltıyormuş. Şimdi arkadaşlar havuzumuza 20 birim desek, yine şu sayıların oketlerini aldım arkadaşlar. 20 birimlik havuzu 5 saatte dolduruyorsa A, 20'yi 5'e bölerek bunun saatteki hızını buldum. Gerçekten de bak, 4 birim su akarsa 4, 4, 4, 5 saatte bu havuzu doldurur. 4 saatte dolduranın hızı da 5 birim olur arkadaşlar.
C'de dolu havuzu, 20 birimlik havuzu 10 saatte boşaltıyormuş. Bunun hızı da 2 olur arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Havuzumuzu verdik. Şunların okeklerini yazdık. Sonra hızlarımızı bulduk. Bunlar 1 saatteki akış hızları arkadaşlar. Şimdi söyleneni yapıyorum. Havuz boş. 3 musluğu açtım. Arkadaşlar 3 musluk açıldığında yukarıdan 9 birim su gelirken 2 birimi dışarıya gidecek. Yani saatte havuzda 7 birim su birikir arkadaşlar. 2 saat bunlar birlikte akacak. Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum. 4 artı 5, 9 C'de açık. İkisi boşa gitti. Yani dışarıya gitti. Havuzda kalan 7. 2 saat akacaklar. 7 çarpı 2. 20 birimlik havuzun 14 birimi doldu arkadaşlar. 2 saat. 2 saat sonra B'yi kapatacakmışız. Kalan kısım ne arkadaşlar? 6'dan bahsediyor. Kaç saatte dolu? Bu saatten itibaren 4 birim su geliyor, 2 birimi gidiyor. Yani havuzda 2 birim su birikiyor. 6'lık yer dolacak. 3 saatte dolar diyeceğiz arkadaşlar. Yine altına bir şekilli soru yazdım arkadaşlar. Bu sefer biraz önce C havuzun dibindeydi. Bu sefer C'yi şuraya koyduk arkadaşlar. Yine bir havuzumuz var. Tam ortasına bir C musluğu konulmuş. Yine dolduran A ve B muslukları var. Şimdi bilgilerimiz şu. A 60 saatte dolduruyor tek başına havuzu. B 40 saatte dolduruyor tek başına havuzu. C ise arkadaşlar C havuzun dibinde olmadığı için bu C kendi üst kısmını boşaltabilir. Dikkat ederseniz bak su seviyesi şuralara geldiğinde C'nin bir işlevi olmaz. Peki C kendi kısmına kadar olan kısmı 60 saatte boşaltıyorsa, şimdi bir kere kendime bir havuz seçiyorum. Arkadaşlar havuza 120 birim desem. 60 saatte dolduruyorsa A hızı 2. 40 saatte dolduruyorsa B hızımız 3. C şimdi havuz 120 eşit bölmüş arkadaşlar. 60 burası, 60 da burası. Arkadaşlar bu C 60'lık yeri 60 saatte boşaltıyorsa onun da saatteki hızı 1'dir arkadaşlar. Şimdi havuzumuzu verdik. Eşit oranda paylaştırdık. Hızlarımızı bulduk. Şimdi havuz dolu arkadaşlar. 3 musluk aynı anda açılıyor. Havuz dolu havuz kaç saatte? Pardon, boş havuz kaç saatte dolar? Bunu yapacağız. Arkadaşlar şimdi havuz boş. Açtım. Bu yukarıdan 5 birim su geliyor arkadaşlar. Bu 60'lık kısım 60 bölü 5. Yani 12 saatte arkadaşlar havuzun alt kısmı dolar. Üstünün dolması ise 60'ı bu sefer 4'e böleceğiz arkadaşlar. Bakın 5 birim su geliyor, 1 birim su gidiyor. Yani havuzda 4 birim su birikiyor. 60'lık kısım da arkadaşlar 15 saatte dolar. Havuzun, boş havuzun dolması ise arkadaşlar 27 saat sonra gerçekleşir. Dediğim gibi arkadaşlar havuz işçi sorularını bu mantıkla çok rahat çözebiliriz. Peki arkadaşlar çözmeye devam ediyoruz. İsterseniz sıcağı sıcağına bu şekilli sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir havuzumuz olsun. Bunu 3'e bölelim. Şurada arkadaşlar boşaltan A, B, şurada da boşaltan C musluğu olsun. Şuralarımız eşit olsun arkadaşlar. A, B, C muslukları özdeştir. C musluğu dolu havuzun tek başına 36 saatte boşaltıyor. Havuz dolu iken 3 musluk aynı anda açılırsa kaç saat sonra boşalır? Arkadaşlar iki tane bilgi var. Bir tanesi şu.
ABC muslukları özdeşmiş. Diğer bilgi de C musluğu tek başına dolu havuzu, bu arkadaşlar bunlar kapalıyken tek başına 36 saatte boşaltıyormuş. Arkadaşlar soruya nasıl başlayacağımız da önemli. Şimdi ben soruya şöyle başlıyorum. C'nin hızına, saatteki hızına 1 diyerek soruya başlıyorum. Arkadaşlar C'nin hızına 1 demekle B'nin ve A'nın hızını da 1 kabul etmiş olurum. Çünkü A, B, C muslukları özdeş. Peki C musluğu dolu havuzu 36 saatte boşaltıyorsa bu 1 hızıyla 36 saatte boşaltacağı havuz 36 birim olur arkadaşlar. Havuz 36 ise 3 eşit bölmeye bölmüş. 12, 12, 12. Arkadaşlar bu tarz sorularda kademe kademe dolduruyorsak da boşaltıyorsak da nereden şekli şey yapmışsa adam bölmüşse kademe kademe yapacağız. Yani havuz dolu arkadaşlar. Şimdi bu havuz dolu ağzına kadar buradan böyle su seviyesi gelecek. Arkadaşlar su seviyesini buradan buraya indiren şu musluklardan su akmasıdır. Bu ilk şu en üstteki 12 için arkadaşlar. Şimdi bakın buradan bir birim su gidiyor. Buradan da bir birim su gidiyor. Buradan da. Yani saatte havuzdan 3 birim su eksiliyor. 12'yi 3'e böldüm. En üst kısım 4 saatte boşalır arkadaşlar. Şimdi su seviyesi buraya geldiğinde şunun bir işlevi kalmaz arkadaşlar. Şu 2 musluk 2 birim su akıyor. En alttaki 12 için de arkadaşlar 1'e böleceğiz. Orası da 12 saatte boşalacak. Yani arkadaşlar tüm havuzumuz 22 saat sonra boşalır diyeceğiz. Peki. Yine şekil sorusuna devam arkadaşlar. Yine havuzu 3'e bölmüş. Yine şuralara boşaltan ABC muslukları koymuş. Yalnız burada musluklarımız özdeş değilmiş. A musluğunun akış hızı, B musluğunun akış hızının 2 katına, C musluğunun akış hızının 3 katına eşittir. Dolu havuz 3 musluk aynı anda açıldıktan 87 saat sonra boşalmaktadır. Buna göre dolu havuz 'sadece C musluğu tarafından kaç saatte boşalır? Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Yani şuradaki sorunun bir benzeri şeklinde düşünebiliriz. Şimdi tek farkımız şu, bu sefer hızları aynı değil, orada özdeşti. Arkadaşlar A'nın hızı B'nin 2, C'nin 3 katıysa ben A'nın hızına 6 diyerek soruya başlarsam B'nin hızını 3, C'nin hızını da 2 kabul etmiş olurum. A'nın hızı B'nin 2 katına, C'nin de 3 katına eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu sefer havuzu bilmiyoruz ne kadar olduğunu ama şuralar eşitmiş. Şuralara xxx dersem, yani tüm havuza 3x dersem, onu da xxx paylaştırırsam. Arkadaşlar dolu havuz, şimdi en üst kısım şuradan arkadaşlar dolu havuz. Su seviyesi buradan buraya inerken 6 birim buradan su gidiyor. 3 birim buradan 2 birim. Yani en üst kısım arkadaşlar x bölü 11 saatte boşalır. Şu kısım arkadaşlar 3 birim şuradan, 2 birim de şuradan, x bölü 5 saatte, en alt kısımda x bölü 2 saatte boşalır. Havuzun tüm boşalması da arkadaşlar 87 saat sürüyormuş.
Şunların paydalarını eşitlersem 110'da 55, 77, 87 x yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar x'imiz 110 geliyor. Şimdi 110 burası, 110 burası, 110 burası. Havuzumuz da 330 birim olur arkadaşlar. Bana da şunu sormuş. Dolu havuz, yani 330 birim havuz sadece C tarafından. C'nin hızı da 2 olduğu için arkadaşlar 165 saatte boşalır diyeceğiz. Arkadaşlar son bir şekilde soru daha çözeceğim. Bu da şöyle bir soru olsun. Muslu boş havuzun tek başına 30 saatte B muslu boş havuzu tek başına 15 saatte doldururken C muslu dolu havuzun tek başına kendi seviyesine kadar olan kısmı saatte boşaltıyor. Havuz boşken 3 musluk aynı anda açılırsa kaç saat sonra havuz dolar? Peki arkadaşlar, bu da son şekilde sorumuz. Şimdi bunlardan farkı şu arkadaşlar. Biraz önce eşitti. Şimdi 3'e 2 oranında bölmüş havuzu. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Süreli sorularda ilk yapacağınız şey kendinize bir havuz seçmeniz. Seçerken de 30'a 15'e 12'ye bölünsün diye. Ama 120 seçsek sanki daha güzel olacak. 120 seçelim. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar ne seçtiğinizin bir önemi de yok. Yalnız seçerken şunlara bölünsün. Arkadaşlar havuz 120 birimse A 30 saatte dolduruyorsa bu havuzu, A'nın saatteki hızı 4. 120'yi 15'e böldüm. Bunun hızı da arkadaşlar 8 birim olur. C muslu dolu havuzu tek başına. Arkadaşlar buraya 120 dedik. 3'e 2 oranında pay edeceğim. 120 eşittir 5H. H eşittir 24. 2 katı 48. 24'ün arkadaşlar 3 katı da 72. Yani ne yapmış oldum? 120 birimlik havuzu 3'e 2 oranında pay ettim. Şimdi C'nin hızını bulacağım arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum, en önemli şeylerden birisi şu. C'nin hızını bulurken 120'yi 12'ye bölüp 10 yazmıyorum. Çünkü C kimden sorumlu? Zaten burada da yazıyor arkadaşlar. Kendi seviyesine kadar olan kısmı, yani 70'lik havuzdan sorumlu. 72'lik havuzu 12 saatte boşaltıyorsa C'nin de saatteki hızı arkadaşlar 6 birim olur. Şimdi ne yaptım? Kendime bir havuz seçtim. 3'e 2 oranında pay ettim. Bunların hızlarını buldum. Şimdi de soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Sorumuz şu. Havuz boş. Arkadaşlar önce 48 dolar, sonra 72 dolar. Bir daha söylüyorum. Bu tarz sorularda kısım kısım yapacağız. Burada bakın. X, X, X. Burada da 48'lik kısım, sonra da 72'lik kısmı dolduracağız. Arkadaşlar 48'lik kısım dolarken C'nin bir işlevi olmaz. Yukarıdan 12 birim su geliyor arkadaşlar. Burası da 48 olduğu için orasının dolması 4 saat sürer arkadaşlar. Üstteki 72 dolarken de 12 birim su geliyor ama 6'sı C musluğu tarafından dışarıya atılıyor. Yani burayı da 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. 12 saatte de şurası dolacak. Havuzun dolması da arkadaşlar 16 saat sürecek. Peki arkadaşlar,
şekilli sorularımızı bu şekilde çözeriz. Şimdi bir de ne demiştik? Hızlı sorularımız ve süreli sorularımız var. İsterseniz hızlı sorulara şu şekilde devam edelim. Ayhan, Çetin'in 3 katı hızla çalışmaktadır. Ayhan çalışma hızını %40 artırır. Azaltırmış arkadaşlar. Virgül. Çetin çalışma hızını %40 artırırsa İkisi birlikte bir işin 5 günde yapmaktadırlar. Buna göre bu işi Çetin ilk hızıyla kaç günde yapar? Peki arkadaşlar, şimdi sorumuz hız sorusu. Hız sorusunu yaparken arkadaşlar ne dedik? Bunların hızlarını belirleyeceğiz. Şimdi bunların hızını belirlerken Ayhan Çetin'in 3 katı hızla çalışıyormuş. Ayhan'ın hızına 3, Çetin'in hızına da 1 diyebiliriz. Ama biraz sonra %40'larını bulurken bunların arkadaşlar kesirli şeyler çıkar. Onun için 30'a 10 alırsak daha rahat hareket ederiz. Bir daha söylüyorum. Yeter ki Ayhan Çetin'in 3 katı olsun. İstediğiniz sayıları verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ayhan çalışma hızını %40 azaltacak. Arkadaşlar 30'un %40'ı 12 yapar. Ayhan hızını 12 azaltıyor arkadaşlar. 30'u 12 azalttım. Ayhan'ın yeni hızı 18 birim. Gelelim Çetin'e. Çetin'in hızı da 10. Onun da %40'ı 4 yapar arkadaşlar. O da %40 oranında ne yapıyor? Artırıyor. Yani yeni hızı Çetin'in de 14 oluyor. Arkadaşlar bunlar yeni hızlarıyla birlikte, ikisi birlikte bir işi 5 günde yapıyorlarmış. Bir günde Ayhan 18, Çetin de 14 birim iş yapıyor. Topladım, ikisi birlikte 32. 5 ile de çarparak İşi bulduk arkadaşlar, 160. Sonra da diyor ki bu işi diyor Çetin yapsaydı diyor ama hangi hızıyla? İlk hızıyla. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 16 çıkar. Özdeş 3 musluk birlikte bir havuzun 10 saatte doldurmaktadır. Muslukların akış hızları sırasıyla 1/2, 1/3 ve 1/6 oranlarında azaltılırsa 3 musluk aynı havuzu kaç saatte doldurur? Yine arkadaşlar hız, güç, kapasite sorusu arkadaşlar. Hız sorusu. Şimdi 3 tane musluğumuz var arkadaşlar. Bu musluklar neymiş? Özdeşmiş. Özdeş demek güçleri aynı demek arkadaşlar. Şimdi ben bunların hızlarına 1-1-1 de verebilirim. 2-2-2 de veririm. Ama biraz sonra 2'ye, 3'e ve 6'ya rahat bölünsün diye hızlarını 6 birim seçiyorum arkadaşlar. 3'ünün hızı da 6 olsun. Şimdi 3'ünün birlikte 10 saatte doldurduğu havuzu buluyorum. Bunlar 3'ü birlikte dediği için arkadaşlar topluyorum 18. 10'la da çarpıyorum.
Üçünün birlikte 10 saatte dolduracağı havuz 180 birim olur arkadaşlar. Şimdi bunlar hızlarını değiştiriyorlar. 6'nın 1 bölü 2'si 3 yapar. Bu hızını 3 kadar azaltırsa hızı 3 olur. Bu hızını 3'te 1'i kadar, 6'nın 3'te 1'i 2 yapar arkadaşlar. 2 oranını da azaltırsa 4. Bu da hızını 6'da 1, yani 1 kadar azaltırsa yeni hızı 5 olur. Şimdi arkadaşlar yine aynı havuzu bunlar dolduracaklar. Yalnız yeni hızlarıyla, hızları toplamı 12 olduğu için, havuz da 180 olduğu için arkadaşlar 15 saatte doldurur diyeceğiz. Bir işi Ahmet tek başına 30 saatte, aynı işi Can tek başına 20 saatte, aynı işi Mehmet tek başına 12 saatte yapmaktadır. Üçü birlikte 5 saat çalıştıktan sonra Mehmet işi bırakıyor. Kalan işi Ahmet ile Can birlikte kaç saatte yapar? Şöyle yapalım arkadaşlar, şuraya çözelim. Şimdi süreli sorularda ilk arkadaşlar işe bir değer verip başlayacağız. 60 birimlik bir iş seçiyorum. Şunlara rahat bölünsün diye okeyleri arkadaşlar. 60 birimlik işi 30 saatte yapan Ahmet'in hızı saatte 2. 60'ı 20'ye böldüm. Can'ın hızı 3. 60'ı 12'ye bölerek de Mehmet'in hızını, saatteki hızını 5 birim olarak bulduk arkadaşlar. Üçünü 5 saat çalıştıracağız birlikte. Üçü birlikte dediği için bunları topluyorum arkadaşlar. 10. 5 ile de çarpıyorum. 50. Üçü birlikte 5 saatte 60 birimlik işin 50 birimini yapıyorlar arkadaşlar. Sonra Mehmet işi bırakıyormuş. Kalan iş 10 birim arkadaşlar. Şimdi Ahmet yapsın deseydi 12'ye bölüp 5 saatte diyecektim. Ahmet ile Can birlikte yapacakmış. Hızları toplamı 5 olduğu için arkadaşlar 2 saatte yaparlar diyeceğiz arkadaşlar. Şu da son sorumuz olsun arkadaşlar. Eş kapasiteli 7 işçiden birincisi işe başladıktan sonra her gün bir işçi daha işe başlıyor ve iş toplam 18 günde bitiyor. Buna göre aynı anda işe başlayan 5 işçi bu işi kaç günde yapar? Şimdi arkadaşlar bir iş düşünün. Bir tane işimiz var. 7 tane işçimiz var. Hepsinin de kapasiteleri yani hızları aynıymış. İsterseniz arkadaşlar bir birimlik şöyle 7 tane işçi düşünün. Her biri eşit kapasiteleri, hızları 1 olsun. 7 tane işçimiz var. Şimdi ilk gün birincisi çalışıyormuş. O zaman bir birimlik iş yapar.
İkinci gün yanına bir arkadaşını daha alıyormuş. 2 birimlik 3. Her gün bir işçi daha katılıyor arkadaşlar. 3. Sonra 4 birimlik iş oluyor. Sonra 5. Sonra 6 birim. Sonra 7 birim. Arkadaşlar 8. işçi olmadığı için bundan sonra hep 7 birimlik iş yapılarak devam edilir arkadaşlar. Şimdi bu 7 nereye kadar gidecek? Şurada bak onu söylüyor. Bu iş 18 günde bitiyormuş. Arkadaşlar şuraya kadar 6 tane. Demek ki 12 tane 7 devam edecek aşağıda arkadaşlar. 12 tane 7 84 yapar arkadaşlar. Şimdi burası 84, 90, 95, 99, 102, 104, 105. Arkadaşlar 105 tüm işimiz. Bak bir daha söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan sonra 12 gün daha 7 birimlik iş yapılacak. 12 çarpı 7, 84 yaptı. Üstüne şunları da ekledim. 90, 95, 99, 102, 104, 105. Arkadaşlar bu işimizin tamamı. Şimdi de bu işi 5 işçiye yaptıracağım. Hızları toplamı 5 oldukları için bu 5 işçi de bu işi 21 günde yaparlar diyeceğiz. Arkadaşlar işçi havuz problemlerini bu şekilde bitirmiş olalım. Dediğim gibi gayet kolay. Formülsüz şekilde anlattık. Hız sorularımız var dedik. Süreli sorularımız var. Bir de şekilli sorularımız var. Hoşça kalın arkadaşlar.